alınmalıdır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili ne diyecek merak ediyorum ben de. Kayıplar Türkiye'nin bir başka gerçeği. Şimdi fotoğrafını göstereceğim size. 18 gündür haber yok. Kübra Ekin ismi Diyarbakır'da evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesi baroya başvurdu. Kızımızı bulun diye. Eğer bir bildiğiniz varsa, Kübra Ekin'le ilgili bir bilginiz varsa lütfen aileye ve güvenlik güçlerine ulaşın. Evde çıktı, dedi alışverişe gidiyorum. Kızım gitti, yine telefonu açtı, dedi geliyorum eve. Ondan sonra gelmedi yani. Telefon açtı da eve gelmedi. 22 yaşında genç bir kadın, Diyarbakır'da annesiyle birlikte yaşıyordu. Kübra Ekin, günlerdir ondan bir haber alınamıyor. Bir iz, bir ipucu da yok. Polis arıyor, 18 gün oldu. Kaç gündür arıyorum. Yani bir yerde ne mesajdır, ne internettir, hiçbir işisi yok, kapalı. Hiçbir ile bir şey yapmamış. Evden çıkmıştı alışverişe gidiyorum diyerek, dönmedi. Bir gün sonra annesini aradı, geleceğini söyledi. Sonra telefonu kapandı. Aile çaresiz, annesine göre biri alıkoymuş olabilir. Bence Cibra'yı ya bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Yani ben bu ikisi yara ela bana yapmasın yani bunları düşün. Hiç bence bu kız rahatta ile kendi kendine bir yerde durmuyor. Durmuyor. Ben bunu düşünüyorum. Kübra kaybolmasından birkaç ay önce kıyafeti nedeniyle şiddete maruz kalmıştı. İki dişi kırılmış, bileği incinmişti. Başına gelenleri böyle anlatmıştı. Benim bu bileğim çıkmış, bir de dişim kırılmış yani. İki tane dişim. Önden de ucu kırılmış, arkadan da kırılmış yani. Şu an nasıl diyeyim, herkes bana şey geliyor. Nasıl diyeyim, her an herkes beni dövebilirmiş gibi, bilmiyorum. Bu olayın faili bulunamadı. Şimdi Kübra'nın ailesi etkin soruşturma için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurdu. 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in bulunması için özel ekip kuruldu. Umarım kendisi biraz kafasını dinlemek için, biraz izini kaybettirmek için bir yere gitmiştir. Umarım ailesini de arar bu akşam. İyiyim, niye televizyonlara haber verdinizler? 22 yaşında ancak daha evvel şiddet gördüğü görüntüler ve ifadeleri var. Sokakta şiddet gördüğüne dair. Özel ekip kuruldu. Umarım izi, ipucu bulunur. Az evvel söylemiştim size. Çok fazla az evvel diyormuşum bu arada tweetlerinizden anladığım kadarıyla. Biraz önce 2 saatlik bir bülten bu. 2 saat boyunca zaman zaman yeri geliyor anlatıyorum, konuşuyoruz. Sonra dakikalar sonra haberi ekrana getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 7 yıl aradan sonra şurayı topluyor. Milli Eğitim Şurası. Bu iyi haber. En azından konudan anlayanların bir araya gelip eğitimi konuşması güzel haber de. Toplantının yapılacağı yer 5 yıldızlı bir otel. Tema eğitimde fırsat eşitsizliği. Hani eğitimde fırsat eşitsizliğini 5 yıldızlı bir otelde konuşacaklar. Kim konuşacak ve ne sunacak iktidarı temsilen bu şuraya katılanlar? Bizim önceliğimiz okul öncesi din eğitiminin kalıcı hale getirilmesi diyenler var mesela. Eğitimin öncelikli sorunu bu mudur sahiden de? İşte şuraya dair o haber. Milli eğitimimizin kronikleşmiş ve giderek ağırlaşan sorunlarını müsamereyi andıran bir şurada değil, gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmek durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı yıllar sonra toplanan Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediği yerden belirlenen başlıklara kadar birçok tartışmayı içerisinde barındırmaktadır. Milli Eğitim Şurası Ankara'da düzenlenecek. Açılışın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde düzenlenecek olması tepki çekmişti. Eğitim sen ve eğitim iş. İktidarın ihtiyaçlarını gözeten şura kabul edilemez. Eğitime dair taleplerimizi saraylarda değil alanlarda anlatıyoruz dedi. Katılmayacaklarını açıkladı. Böyle bir organizasyonu kaldıracak büyük öğretmen evleri kendi adıyla bile şura salonu bulunmaktayken yine bir saray himayesi altında yapmak, himayeden bahsetmek, şatafatlı salonları kullanmak aslında
eğitime gerçekçi bir bakış açısında olmadığını da bir göstergesidir. Şura kararları bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde. Ama örneğin liselerde din derslerinin arttırılması, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi, şura kararları referans gösterildi ve hayata geçti. Bundan önce AKP döneminde yapılan şuraların gündemlerine, şura esnasında şuraya eklenen yeni gündemlere ve alınan kararlara bakıldığında, eğitim emekçilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin yararına bir uygulamanın yapılmadığını, daha çok o esnada oluşturulan veya gizli gündem olarak sürece katılan gündemlerin ortaya çıktığı, buradan çıkan ürünlerin uygulandığını görmekteyiz. Merak edilen konulardan biri okul öncesi eğitim konusunda alınacak kararlar. Bu süreçte de Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun zamandır gerici dernek ve vakıflarla yaptığı protokoller ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzun zamandır eğitim üzerine söylediği sözlere dikkat ettiğimizde, okul öncesi çağındaki çocuklarımızın üzerinde eğitim üzerinde yeni bir süreci açmak istediklerini görüyoruz. Özellikle daha soyut düşünce aşamasında olmayan öğrencilerimizin dini eğitim adı altında milletin temel sürecinin dışına çıkarılmak istendiğini görmekteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş için düzenlediği Kur'an kurslarının da zorunlu okul öncesi eğitim kapsamına alınması, bu kursların anaokulu olarak kabul edilmesi yönünde bir karar çıkabilir mi? Eğitimcilere göre böyle bir karar sürpriz değil. Şura kabul görmeyecektir. Veli Derde Milli Eğitim Şurası'na böyle tepki gösterdi. Ne yapılırsa yapılsın, 20. Eğitim Şurası yapılması amaçlanan adımlara meşruiyet kazandıramayacak. Eğitimin gerçek sorunlarına, biz velilere, çocuklarımıza, eğitim ve bilim emekçilerine rağmen gerçekleştirilecek bir şura ve alınan kararlar, toplum tarafından kabul görmeyecek ve meşru olmayacaktır. Velider'e göre okul öncesi din eğitiminin kalıcı hale getirilmesi, zorunlu eğitim kapsamına alınması amaçlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına, Cumhurbaşkanlığı yıllık planında yer alan maddelere ve siyasi iktidar yakın çevrelerin şura için illerden verdiği önergelere, yaptıkları açıklamalara baktığımızda, 4-6 yaş arası çocuklarımız için okul öncesinde Kur'an kurslarının zorunlu eğitim kapsamına alınması amaçlanmaktadır. Cumhuriyet yazdı. 7 yıl sonra toplanacak şura için gelecek konuklara 5 yıldızlı hizmet verilecek. Bir Amerikan otelinin lüks Ankara şubesinde eğitimde maddi yetersizlikler ve fırsat eşitliği konuşulacak. Fırsat eşitsizliğinin konuşulacağı, fırsat eşitliği için ne yapabiliriz tartışmaların yapılacağı yerde yine gayet rahat, lüks bir otel salonu. Ve konuyla ilgili bütün çevreler de davetli değil zaten. Şura böyle bir şura. Şimdi size ormanlarla ilgili bir yönetmelik değişikliğinin haberini vereyim. İyi bir şey yok. İyi bir şeyin haberi, belki Messi'ye bir kez daha altın top ödülü vermişler. İyi bir şey, yani kafamızı dağıtacak bir şey. Zaman kalırsa gösteririm. Yönetmeliği değiştirdi AKP. Bundan böyle Orman Kanunu kapsamındaki ormanlık alanlarda yapılaşma daha kolay hale getirildi. Ormanlar betona, ranta sonuna kadar açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da tepki gösteriyor. AKP doymuyor. Paraya doymuyor. AKP yeni bir yönetmelikle yine gözünü ormanlara dikti. Ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değişti. Kamu yararı ve zaruret halinde yapılaşmaya izin verilecek. Değişiklikle birlikte ormanlık alanlarda boru hatları, baz istasyonları, cezaevleri, spor tesisleri ve daha birçok şey inşa edilebilecek. Bu tesisler de özel şirketlere kiralanabilecek. Maalesef ormanları bir kez daha ranta kurban ediyorlar. Ormanlık alanları peşkeş çekmek istiyorlar. Dertleri orman değil. Dertleri sadece para. Kamu yararı ve zaruret diyorlar. Kime göre kamu yararı? Kime göre zaruret? Herkes kendi kafasına göre bir kamu yararı çıkartabilir. Değişiklikle ormanlar özelleştirilecek. 29. madde var. 29. madde ise dolaylı özelleştirmedir. Kamuya kiraya verilecek. Arkasından kiraya verilen kamu kuruluşu alacak. Burayı özelleştirilecek. Bu etrafını dönerek, etrafını dolanarak özelleştirmedir. Yanlış yapıyorsunuz. Bu milletin tüyü bitmemiş yetimin hakkını, garip gurebanın, fakir fukaranın hakkını alıp beşli çeteye, yandaşlarına veren adamsın. Haramdan, helalden en son bahsedecek sensin.
Milyonlarca insanın kul hakkı da sendedir. Milyonlarca insanın kulunun hakkını yedin. Doğanın da, ağaçların da, ormanların da, hayvanların da hakkı vardır. Üzerimizde hakkı vardır. Ben öyle inanıyorum. Ağaçları kesip ormanları yok edince, iklimin dengesini değiştirince arkamdaki kum fırtınasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Yer İç Anadolu, Niğde, Konya ve Aksaray'da etkili olan kum fırtınasının haberi. Fırtınalar dinmiyor. Bu kez de kum fırtınası. Yolda göz gözü görmezken araçlar mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik durdu. Konya-Aksaray ve Konya-Ankara yolu kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı. Fırtınanın oluştuğu bölgelerde zincirleme kaza oldu. Konya-Ankara karayolunda meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı.